Herkese merhabalar, ben Ayhan Göksu. Bugün CryoIllustrator'da gerçekleştirilmiş bir çalışmaya ait 3D CAD datası revizyon olursa bunu nasıl update edeceğimiz ile ilgili bir uygulama gerçekleştireceğiz. Öncelikle CryoIllustrator üzerine yeni bir çalışma oluşturarak işleme başlıyorum. Bildiğimiz üzere datanın daha sonra update edilmesini istiyorsak link seçeneği ile datamızı import etmemiz gerekiyor. Embed seçeneği tamamen gömülü hale getirecektir datayı. Link seçeneğini kullanarak front suspension datamı default görünüşüyle birlikte Illustrator'in içerisine çağırıyorum. Şöyle hızlıca bir patlatılmış görünüş de oluşturalım. Transform aracını kullanarak biraz daha bunları dışarıya çekelim. Şurada bir burç var. Onu da alacağım. Bunu aşağıya indirelim. Burç burada kalsın. Pulumuzu da ayırdıktan sonra patlatılmış görünüşümüz hazır olacak. Evet. Şöyle figür görünüşümü de ayarlayayım. Başka figür oluşturmayacağım. Tek bir figür üzerinden çalışacağım. Şöyle Ctrl ile Home diyelim. Aynı zamanda render modumuzu da ayarlayalım. HLR'yi kullanalım. Siyah beyaz bir görüntümüz olsun. Bunu biraz daha aşağıya indirebiliriz. Ve Ctrl Home diyerek figür görünüşümüzü ayarlayalım. Şimdi bu bölümden sonra yapmış olduğum bu çalışmayı save diyerek kaydediyorum. Masa üzerime Polaris ismini vererek kaydedeceğim bunu. Şimdi bu aşamadan sonra Illustrator kapalı olabilir veya açık kalabilir. Önemli değil. Creo parametrik tarafına geçip datamın CAD modelini açıyorum. Az önce PVZ'yi kullandım Illustrator'te. Fakat şu anda esas kriyoparametrik modelini açıyorum. Bunun üzerinde gerçekleştireceğim çalışmayı ve gerçekleştirdikten sonra tekrar PVZ olarak kaydedeceğim. Ne gibi işlemler yapılabilir mesela burada? Mesela bu parçayı farklı bir parçayla değiştirebiliriz. Bakın parça kodumuz 513.75.50. Replace edelim bu parçayı. Unrelated bir komponentle replace edelim. Mesela 513.75.50 optimal 002 parçası. Dikkat edin, parça ismi değişecektir. Bakın model name değişecektir. Yani eski koddaki parçamız gitti veya eski isimdeki parçamız gitti. Yerine farklı isimli bir parça geldi aslında şu anda. Bir de geometrik bir değişiklik yapalım. Hiç parçayı değiştirmeden. Mesela şuradaki ayağı aktif edelim. Bunun üzerine bir extrude yapalım. Paletten çağıralım şöyle. Logolarımızda Polaris logomuz var. Bunu çağırıp şöyle kabaca konumunu ayarlıyorum. Okey diyorum işleme. Extrude yüksekliği 1 milimetre şu anda yeterli. Şimdi hem parça değiştirdik, replace ettik, farklı unrelated bir komponentle, farklı isimli parçayla hem de geometri üzerine bir değişiklik yaptık. Datamı tekrar save as diyerek çalışmış olduğum PVZ datasının üzerine kaydedeceğim. Çalışmış olduğum PVZ dataset klasörümün içerisinde burada. Aynı isimle bunun üzerine kaydediyorum tekrar. Okey diyorum. Okey diyorum. Şimdi kaydetme işlemi bittikten sonra CryoView dosyasının oluşturduğunu Creo parametrinin sol alt kısmındaki mesaj ekranında görüyoruz ve Creo parametriyi tekrar simge durumuna küçültüyoruz. Şimdi değişikliğin bu bölüme gelmesi için gideceğimiz yer, bakın, Illustrator'te Info bölümü. Open File Info Dialog. Açıyorum bunu. Şu ikinci pencerem de açıldı. Bakın burada Sources bölümünde kaynak PVZ datasını göreceksiniz. Mouse imlecini üzerine getirdiğinizde update seçeneğini göreceksiniz burada. Dilerseniz silebilirsiniz source datayı buradan, ama bütün çalışması silinecektir, bilginiz olsun. Veya linkini koparabilirsiniz.
tekrar update'ler buraya yansımasını istiyorsanız. Bizim amacımız update işleminin gerçekleşmesi. O yüzden direkt update butonuna tıklıyorum. Update butonuna tıkladığında Illustrator tekrar dosyayı kaydedip yeniden yüklemek isteyecektir. O yüzden Save and Reload diyorum. Ve çalışmam tekrar açılıyor. Yine bir uyarı pencerem geldi ikinci ekranıma. Şöyle göstereyim size de. Bir parçanın linkinin kayıp olduğunu gösteriyor bakın bize. Bu kayıp olan bir parça ismini değiştirmiyor. Yani replace ettiğimiz parça aslında. Onu kayıp olarak gösteriyor bize. Şöyle görelim. Şu an edit structure yapısının içerisinde. Yani ürün ağacında değişiklik olduğu için eski parçayı burada bulamıyor. Bakın 513.75.57 kodumuz. Şöyle görüntüleyelim hepsini. Yeni parçamızın kodu ne oldu? 7556 optimal 002 oldu parçamızın ismi. Bu yeni parçayı SBOM'da göremediği için o yüzden bize direkt Edit Structure penceresini açtı. Yapacağımız işlem gayet basit burada. SBOM üzerinde bulunan parçayı Replace Part diyorum. Nginx.bom üzerindeki optimal 002 ismindeki parçayla replace edilmesini söylüyorum. Şöyle tikini işaretlersem bakın güncel data buraya gelecektir ve Edit Structure bölümünü kapatıyorum. Ve çalışmamız bakın geometri değişti zaten. Yeni datamız buraya ekranımıza gelmiş oldu. Tekrar SBOM üzerinden de gösterelim bakın. Bir de Polaris logosu işlemiştik yan tarafında. Bakın onun da bu bölüme geldiğini görüyoruz. Yapacağımız tüm işlem bu kadar. Info bölümüne gidip datayı update ettirmek. Kaç adet figür oluşturduysanız, datayı kaç adet figürde kullandıysanız hepsi update olacaktır. Gerek geometri olsun. Sadece şunu unutmuyoruz. Eğer ki data replace edildiyse, yani yerine farklı isimde parça geldiyse, Illustrator bu datayı bulamayacağı için kayıp hatası verecektir. Kaç adet parçayı seçti, o kadar adet parçanın kayıp olduğunu söyleyecektir. Ve bunu Edit Structure'dan düzenlememiz gerekiyor. Parça tamamen silinmiş olabilir. O zaman yine Edit Structure'a girip SBOM üzerinden kaldırmanız gerekiyor parçayı. Veya yerine yeni parça geldiyse aynı az önce benim gerçekleştirmiş olduğum gibi Replace Part diyerek yenisiyle parçaları değiştirmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.